Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Tolay'ı vereyim isterseniz. Ah, teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin İliman ablacığım. Aha. Hoş geldin Gülpür. Elinize sağlık. Yalnız fincan da yeni gelelim diye bağırıyor mu? Evet. Evet. Merhaba. Şıkır şıkır. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Meninizde ne var? Şu an herkes bak yalandan gülümsüyorlar. Ben onların içini biliyorum. Hepsi böyle. Ay menüyü saysa da inşallah kolaydır. Eleştirelim de bak içlerinden geçen okuyabiliyorum. Özellikle ben. Öyle mi? Hadi sen buyur menü. Ama ablacığım senden yani yaşında küçük olduğu için hani beni böyle hani desteklemeni beklerdim aslında. Yok şu anda bir yorum yapmadım. Hiçbir senden şey demedim. Senden çok hafif şeyler bekliyorum dediniz ya. Yok menüyü sabırsızlıkla bekliyorum. Ha öyle mi? Dedim. Ben yanlış anladım. Pardon. Yok. Yok Esra da diyor ki yaşım sizden daha küçük olduğu için bana biraz destek çıkarsınız diye gelinim de var demiştiniz. Çıkarız işte. İnşallah. İnşallah. O zaman ben hepinizden küçüğüm yaş olarak. Evet. Niye kimse beni tecrübe desteklemedi? Diyelim. Tecrübeye bu yaşa bakıyor, bakmıyor. Yaşa bakmıyor aslında. Ben tecrübe. Onun için söylemedim. Hani dedi ya bekliyorum sabırsızlıkla diye. Hı-hı. Ben de menüyü bekliyorum. Aksine anladım. Hani hafif bekliyorum. Hmm. Anladım. Ne gelecek? Anladım. Peki menü ne geliyor acaba? Ben de merak ediyorum. O zaman tam karşıya bir say bakalım. Patates salatası, içli köfte, mor makarna salatası, yaprak sarması, kol böreği, yağlı kol böreği. Frambuazlı cheesecake. Mehriban abla bir yutkundu. Evet. Bir böyle beğendiniz dedim. Mi? Lezzeti yerinde. Ya, tabii ki. Gerçekten de çıkarırsa. Şimdi öleceğim. Lezzetini yaparsa. Lezzet demediniz. Bugün de zor menü diyor ki ama lezzet önemli. Ama hayır Kadir. Bunu iki saatte ortaya çıkarırsa. Evet. Lezzeti de güzel, sunumu da güzel olursa düşünürüz artık. Vallahi bu menüyü ortaya çıkarması bile bir evet, bence evet. Şey. Bence yani, bence de menü güzel. Hani bunu dünkü yorumlarınızdan şey yola çıkarak söylüyorum. Çünkü dün bayağı oradan gittiniz. Şimdi bu menü ciddi anlamda eksiksiz ortaya çıkarsa evet belki lezzetinde kusur olabilir ama menü bu kadar coşkulu bir menü ortaya çıktığı için bence birazcık gözler açılmalı diye düşünüyorum. Eğer ortaya çıkarsa tabii yetişir. İnşallah. İnşallah yetiştirebilir. Yetiştireceğimi düşünüyorum. İşi köfteler dağılmazsa, kol böreği kalın olmazsa, evet. Ne bileyim cheesecake'i tutarsa. Sarma da var. Köftenin hamuru da kalın olmazsa. Sarma da bak sen bu kadar menüyü nasıl yazdın oraya? Sana iyi kaldı. Yok aslında kendim yazdım. Kimse gaz beş vermedi. 5 çeşit mi? 6 çeşit. 6 çeşit. 6 değil mi? Mor makarna mı? Mor makarna, evet, makarna salatası. Patates salatası. Bence onları geç. İçli köfte, kol böreği, cheesecake. Şunların evet. Üçü zaten el oyalayacak. El oyalayıcı ana madde ki diğerleri de biraz hafif o. Bir de sarma var. Sarma da var. Bir de bunların pişme süresi de var biliyorsun. Evet biliyorum. Hadi bakalım. Hayatta bakalım. Başarılar diliyorum. Teşekkür bugün ederim. Bugün ya Nirvana ya çıkacağız. Ya da en dibe vuracağız. Öyle görünüyor. Yani bugün bayağı zorlu bir gün. Haftanın 3. günü. Bakalım. Kolaylıklar diliyoruz artık. Hadi teşekkür bakalım. Ediyorum inşallah. Hazırsanız evi gezelim o zaman. Gezelim. Yeni gelin evini hep birlikte bir görelim. Haydi buyurun. Duşakabinin üstü oldukça tozluydu. Banyodaki menteşelerin içlerinde kirler vardı. Ne oldu Pınar Hanım? Dün kendimizdeki pisliklerden sonra bugün Esra Hanım'ın evinde ıslak beniyle mi geziyorsunuz? Mutfağın mermerinin kenarlarında kir gördüm. Bazı yerlerde pis şey gördüm ama temizdi. Esra Pınar'dan çok daha temiz. Esra asla temiz değildi. 10 aylık evli, çocuğu yok, hiçbir şeyi yok. Bence çok daha temiz olabilirdi. Heh,
atmaktaymış. Kadir, dolabı kırdılar. Nasıl dolabı kırdılar? Ne, nasıl yaptılar onu? Yukarıları incelerken biraz fazla bastırdılar herhalde. Bu parça çat diye düştü buraya. Sonra şuraya çarpıp kırıldı. Aa, bir şey diyeceğim yani. Yapışkanını sökmüşler. Çok kötü. Neden burası savaş alanına dönmüş? Ay, ay Allah'ım ya. Ne aradınız orada acaba? Ne aradınız? Aa bak. Aa, takılmaz o değil mi? Yok, takılır da. Takılır mı? Ben vidalarım ama kırılması hoş değil tabii. Yani nasıl bir güçle bunu? Ne çıkartabilir ki nasıl orada zaten? Nasıl bir güçle, nasıl bir hırsla? Bilgeç. Tahmin edin kim yaptı? Selime yapmıştır kesin. Evet, o yaptı. Allah'ım. Başka ne var? Var mı başka kırık mırık bir şey? Bu ne böyle, kask mı? Baret, evi gezerken muhakkak onunla gezmeniz lazım. Çünkü her an başınıza ne düşeceğini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bu arada dün Selim abla ne dedi hatırlıyor musun? Ne dedi? Mihriban'a ne dedi Selim'e? Dedi ki evi dedi ıslak peçeteyle geziyorsun dedi. Benim evim böyle gezdiysen dedi sana hakkımı helal etmiyorum dedi mi? Evet aynen öyle söyledi. Bugün kendisi peçeteyi lığ gibi yaptı, öyle sürdü. Ama bakın peçeteler temiz. Çünkü bir şey çıkarmaya çalıştı. Ben bak onlar gezerken yani görüyorum. Evet, temiz. İnan olsun. Şuradan şöyle şunları bile kir diye gösteriyorlar ya. Cinnet geçeceğim. Bunlara bir şey göstermemiz lazım. Sarı kart. Bir ayar vermemiz lazım. Çok üzgünüm. Cinnet geçireceğim çünkü. Evimi kırıp dökmüşler. Şimdi toparlarız, sen hiç merak etme. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Üstümüzü değiştirelim. Aynen. Salonu güzelce bir silelim. Bu arada evde bir tane kirli yer buldular. Bir yere buldular. Orayı hiç açmamışsın galiba. Orada hak verdim, gördüler yani. Ama geri kalan yerlerde öyle kıvırcı var. O da nazarımız olsun. Neresiymiş o, söylesene. Söylemiyor. Ben sana Kerem abla diyeyim, sen anla. Hiç açılmamış diyeyim, bilmiyor diyeyim, açmamış diyeyim. Neresi orası? Duşakabinin altı mı? Yok, orası temiz. Açılıyor her zaman. Altından nereye? Toz çıktı işte. Duşakabinin altıydı. Boş boğaz herif hemen. Duşakabinin altından toz çıkamaz. Vallahi çünkü yıkıyorum orayı. Elimle gördüm yala. Ben gördüm. Bak normalde biliyorsun ince yerlerim. Bakalım Kadir Bey. Bakalım. Durun şimdi, temizlerken bakarız. He, oldu mu? Söyledi hemen. Bak durmuyor, bakacağım diye tutturdu. Yok. Temizlik yaparken bakarız. Ben yıkıyorum orayı. Toz çıkamaz. Yalan söylemeyin bize. Aa, yalan söylemiyorum. Aa, sen öyle onaylık gelirsin daha, hele dur. Siz sigortacısınız. Sen sigortacı mısın? Evet. Ben altınlarımı sigortalatmak istiyorum. Evet. Öyle sigorta değil bu. Evet. Altında mı? Altında sigortalarız. Aa, bir şey diyeceğim. Hepsini sigortalarız. Sigortası atanlara ne yapıyorsunuz peki? Atanlara derken? Böyle sigortası atıyor insan. Onları da düzeltiyoruz. Bir şey diyeceğim. Altınları sigortalattırsam. Evet. Altınlar çalınsa. Çalınsa. Bana altınların miktarını geri ödüyor musun? İade ederler. Kasanız varsa tabii. Eve mi kasa almam lazım? Evet, eve kasa almanız lazım. Bankadaki zaten bankada sigortalı oluyor. Ama banka sigortalatmıyormuş. Bankayı aradım ben. Banka diyor ki deprem olur da yıkılırsa diyor, içindekini bilmediğimiz için size geri iade edemeyiz diyor. Yok, bankadakini sigortalamıyoruz. Şimdi peki siz altının o günkü kuruna göre mi hesaplıyorsunuz yoksa? Yok hayır, sizin gramınıza göre. 50 gram altın dedim. 50 gramsa 50 gram. Evet. Aylık ödeneği altının gramına göre mi yapıyorum? Yani değişiyor. Değişiyor. Bunu bayağı düşüneceğim çünkü. Evet, bunu olabilir. Birlikte düşünebiliriz. Peki. Hazırsanız temizlikten başlayalım. Mihriban abla, evi gezdin, nasıl buldun temizliğini? Tam yeni gelin eviydi. Yani ne manada yeni gelin eviydi? Temizdi. Yeni evi. Olması, temiz olmasını mı gerektirir? Tabii ki. Yıpranmamış, temiz. Yıpranmaktan bahsetmiyorum, temizlikten. Yani yeni ise temiz midir? Ben daha yani lafıma yeni girdim. Yok, ama şu anda. Yeni gelin evi dediniz ya, anlayamadım. Hani yeni gelin evi temiz, düzenli, evet. Düzgün buldum. Evet, teşekkür Birkaç ederim. Birkaç ayrıntı yani mutfak tezgahının mermerlerinde toz buldum. Mermerlerinde toz buldunuz. Evet. Gösterdim kameraya da, görebilirsiniz. Toz, böyle bayağı evet, bir toz buldunuz. Toz buldum biraz. Ondan banyo dolaplarında birkaç yerde böyle toz buldum. Banyo duşakabininde bir iki hani böyle şey buldum. Gerisinde güzeldi her şey, temiz. Teşekkür ediyorum. Beğendin yani. Beğendim. Sen daha çok eşyaların yıpranmamışına yorum yapmışsın. Hani yeni evli eşyası yıpranmamıştır diye. Olması gerektiği gibi dedim yani. Yeni gelin. Esra bunu şeye yordu. Hani sanki ev eşya yeni olunca hep evler temiz oluyormuş. Yumuşçasına yordu da öyle düşünmüyorsun ama değil mi? Yani koltukta bir leke yok. Ama koltukla leke olmamız ablacığım. Hani yeni gelin evi. Koltukla leke olmaması benim onu sürekli siliyor olmamdan kaynaklanıyor. Yani ben 10 aylık evliyim ama 10 defa sildim o koltukları. Esra o yüzden leke şöyle, yok. Aradan 2-3 yıl geçer, 4-5 yıl daha yıpranır.
Ama bunu temiz olur. Dedim yani. Yani temizseniz hayır, temiz ne olur. Ne kadar silersen onu da bir koltukta böyle sildiğin zaman bir yıpranma oluyor. Ha, onları demek istedim peki, yani. Peki Meriban abla yani yaşanmışlık kalıyor üstünde evet, demek istiyorum. Peki bir şey sormak istiyorum. Hadi eşyayı öyle dedin. Dedin ki daha 10 aylık evli ne kadar hamar atılabilir ki, ne yapabilir ki dedi. Evet yani Esra yani böyle ona... sakin, kendi böyle yavaş biri gibi gördüm. Eli ağır mı duruyor evet, dışarıda? Evet öyle hissettirdi bana. Hmm. Ondan söyledim onu da. Peki yani eli ağır onu... biri peki nasıl içli köfteye cesaret edip menüye yazmış, bunu hiç düşündün mü? Kendini riske mi atmış, büyük bir riske? Evet. Peki. Yetiştin elimin mi? Ağır olduğunu bilmiyorsunuz ki sadece görüntü olarak. Evet görüntü olarak onu söyledim. Yavaş biri. Gördüğüm Esra'yı yavaş biri. Hani sakin. Içli köfte, sakin, sessiz, sessiz yavaş, yavaş biri dedim. Evet. Eli böyle hani güpürü ha, güpür, güpür böyle içli köfte hmm, yapıp tatlı baklava açacak biri gibi görmedim açıkçası. Peki Selim ablacığım. Meriban Hanım bu evi sizin evinizden daha temiz bulmuş. Temiz bulmuş. Benim evimde. Evet. Benim evimde Meriban Hanım taktı ya buzdolabına, ondan temiz bulmuştur. Ciddi anlamda bu ev Selim Hanım evinden daha mı temiz? Yani şu anlamda söyledim. Hayır Meriban Hanım eşi. Selime Hanım'ın dedim 22-23 yıllık bir yaşanmışlık var evde dedim. Bunun gel... Yok nerede dedin? Evet öyle söyledim. Nerede yani hani dedin? Bunu, pardon. Evet öyle konu... Yani... Sonradan laf katma üstüne kız, söylediğini söyle. Hiç öyle bir şey demedin sen. Ben bunu söyledim. Sonra gelin evi olması gerek. Hani daha düzenli, daha temiz, Meriban abla, ince bir toz var. Bugün de yine yorumlarında baya baya çelişiyorsun. Baya çelişki değilim. Yani bak bunu söyledim. Sen, hayır, sen şimdi kendinizi söylerken çok rahat bir şekilde söylüyorsun. Evet. Sonra karşıdan bir cevap, bir tepki geldiğinde bir saniye öyle dedim ama peşine de bunu dedim. Halbuki o peşine dediğini demedin. Pınar Hanımcığım. Buyurun. Esra Hanım'dan pek fazla bir şey beklememişsiniz. Doğru, çünkü evet. Çünkü ben dahi hani bu heyecana kapıldım, o süre zarfında yoruldum. Esra hiçbir şey yapamaz demişsiniz. Neden? Dışarıdan öyle bir algı yarattı bende. Çok böyle neden? Sessiz, sakin. Hı-hı. Ben de açıkçası yetiştiremeyeceğinizi sessiz, de düşündüm. Sessiz, sakin derken çok fazla bağırmıyor. Bağırmaktan... Ama hani herkes bağırışıyor olmasa da... Biz bağırmıyor, biz konuşuyoruz. Herkes bağırışıyor. Biz konuşuyoruz ama siz, ben siz konuşmuyorsunuz. Ben söz hakkı alamadığım için... Konuşmuyorsunuz değil, hı-hı, bakın. Ben söz hakkı alamadığım için konuştuğum boşa gidiyor. O yüzden de konuşamıyorum. Ama söz hakkı konuşamadım alabilirsiniz. Yani bugüne kadar. Ya, ya alamadım diye bir şey yok ya. Siz konuşmak istediğinizde... Siz konuşmayın demeyin. Hayır siz konuşmayın tabii ki demezsiniz zaten. Diyemeyiz böyle zaten bir şey öyle bir şey hakkımız yok. Ama ben sonuçta konuşmak için birinin lafının bitmesini beklerim. Ama hiçbir şekilde laf bitmiyor. Kaos, kargaşa hep var. Yani bağırmak ama, gerekiyor sesini duyurmak için ama demek ama bunu ki. Demek ki sizin yaratmanız gerekiyor. Tamam, ama yani buradan, bu söz hakkınızı sizin istemeniz gerekiyor. Çıkıyor. Tamam dışarıdan mi? Öyle bir algı yarattınız. Bir hamarat ağır değilsiniz demiyorum. Yaratmış. Evet. Hı-hı. Dışarıdan o şekilde görünüyorsunuz. Peki. Hı-hı. Peki sen de 10 aylık evli hamarat değildir demişsin. Yani evliliğin yılına göre mi hamarat olunuyor? Hayır ama biraz tecrübe de önemli olduğunu düşünüyorum. Evlilikte bir de dışarıdan, değişiyor. Bir de dışarıdan dediğim gibi daha böyle sakin, daha yavaş, böyle çok hızlı pratik görünmüyorsunuz. O açıdan yani bu şekilde şey söyledim. Dışarıda sadece oturuyoruz. Biliyorum. Evet. Dışarıdan bu şekilde görünüyor. Peki. Dışarıdan peki ben bu evlilikle görünüyor. Hamaratlığı bir türlü bağdaştıramadım. Ben de bağdaştıramadım. Yani illa resmi nikah kılmış kadın hamarat mı oluyor? Yanlış. Ne kadar uzun süre evli kalmış kadın hamarat mı oluyorsun? Yanlış bir düşünce. Peki. Niye o zaman 10 aylık evli diye gözünüzde hamarat olmadı? Şimdi insan şöyle eşine de jest yapmak için bazı şeyleri yapmak istiyor Kadir Bey. Ama baba evinde öyle olmuyor. Annemiz nasıl olsa pişiriyor. Yok biz bir evde öyle değil. Bizim baba evinde öyle onu yiyoruz ya. Elin oğlu babanız kadar kıymetli değil değil mi? Meriban ablacığım benim annem öyle biri değil. Bizi öyle yetiştirmedi. Ben de öyle yetişmedim. Yani ben hani, ben o yüzden onun baba için evinde bir şey yapılmıyor diye bir şey söz konusu değil, kabul yaptın etmiyorum. Yaptın mı babanın evinde? Evet her şeyi de yapardım. Buraya geldiğim yani evlendiğimde öğrenmedim. Yaptığım her şeyi zaten bilerek evlenmiştim. Ekstra bir şey öğrenmedim yani. Peki Pınar'cığım temizlik konusuna gelelim. Nasıl buldun evinin temizliğini? Bence evi kirliydi. Yani birçok yer şöyle. Salonda, mutfakta, banyoda birçok yerde pislik vesaire toz gördüm. Pislik. Nerede şöyle bulmuş? Söyleyeyim. Mutfakta davlumbazın sizin de yağlıydı. Davlumbazın evet kapağı yağlıydı bayağı. Yağlı mıydı? Oralarda kadar? Yapış yapışlıklar vardı. Hat gösterebilirim yani. Mümkün davlumbazın değil. Üstünde bir alüminyum folyo sarılı. Evet. Folyo sarılı değil o borusunun. Borusu. Tamam borusu. Taktığı bir şey. Tamam boru aynen evet. Öyle. O borunun altı çok pisti. Mümkün değil. Çok pisti. Borunun kendisi mi mobilya? Hayır hayır mobilyanın üstü. Dolap mümkün yani. Mümkün değil.
asla kabul etmiyorum. Eğer küreyi ellemediyseniz hayır, o şekilde ellemedim. Hala duruyordur. Ay, mobilyayı biz de sildik ama hiç öyle bir aman aman bir yapış yapışlık görmedik. Yapış yapış değil de. Ne gibi böyle şeyden? Beyaz yağ beyaz. Yağ değil, hayır. Ne dediniz? O borunun olduğu yerde beyaz beyaz bir şeyler vardı. Beyaz bayağı vardı. Zirin. Evet. Efendim? Yapışık dediniz de o yüzden onu soruyorum. Davlumbaz'da evet, yapış yağ yapışık var. Tamam. Davlumbaz'dan yani yağ çok yağlı olmasa yapışıklık olmaz değil mi Pınar Hanım hocam? Ya demiyorum zaten. Ne olabilir? Yapışıklık ne olabilir? Davlumbaz'ın üstünden bahsediyorum. Davlumbaz'ın tamam, unutun. Üstünden, evet. Üstündeki biliyorum. O kapak evet, var. Kapağın evet. Üstündeki borudan bahsediyor. Evet. Orada bayağı bildiğiniz toz pislik bir şeyler vardı. Hiçbir şey yok. Var. Hiçbir şey yok. Benim gözümle gördüm. Mümkün değil. En çok pisliği orada gördüm. İnanın. Öyle mi? Evet. O derece bir wow diyecek kadar pislik. Ya vardı. Evet vardı vardı. Bayağı bir böyle bir şeyler dökülmüş yani oraya. Bir şeyler ne dökülmüş mü? Pislik mi vardı? Kadir hani Bey böyle. Mutfak dolabının üstü yağ mı bağlamış? Ya değil. Üzülerinizden temizdi onu söyleyebilirim. Ya değil. O sizin düşünceniz. Size sıranız gelince yorumunuzu yaparsınız. Ben yine beyan etmek istiyorum. Aha, yaparsınız yorumunuz gelince. Ben bitireyim. Peki başka orada nerede? Orada toz vardı dediniz. Öyle mi? Yağ değildi. Orada yağ toz değil. Var. Beyaz beyaz toz vardı. Beyaz, bu yüzden beyaz. Benim evim çok kirliydi. Öyle toz mi? Da değil. Böyle kuru, hani böyle ufalanmış gibi bir şeyler. Mesela boya döküntüsü ha, gibi. Mümkün değil. Orada ne boyası olabilir Pınar Hanımcığım? Ne olduğunu ben bilmiyorum yani. Ki yani. Duvardan, almadan duvardan nasıl gösterebilirim? Dökülemez. Duvar yani sonuçta yok, dolan yani dolu oraya bir alan. Çıkınca hayır, bu evi komple pis mi ben çıkıyorum oraya zaten o zaman ben devam edeyim yorumuma. Hayır şimdi bu evi komple pis mi yapıyor? Tamam ama diğer yerlere gelmedim ki daha. Sen orayı söyledin ya o yüzden diyorum. Tamam yani ama daha... Orada olması çok büyük bir şey mi? Ama epey bir pislik vardı epey orada. Bir pislik evet vardı. Vardı. Biz de çıktık orayı sildik ama biz bir şey göremedik orada. Vardı Kadir Bey. Vardı. Bu Mihriman vardı. Ablan dün senin bayağı böyle... üstünde böylece toz buldum demesi gibi oldu hayır, sanki. Hayır ben şimdi evet. Gerçekten olanı söylüyorum. Peki. Kendim gördüm olanı yani. Olanı söylediğinizi tamam. Düşünmüyorum. Duşakabinin en üstü var ya bu açıp kapattığım evet. Özel. Orada böyle sürttüğümde epey bir böyle toz pislik bir şey vardı. Unutmuşsunuz o. Unutmuşsunuz o arayı belli. Hayır. Tamam. Zaten ne söylesem kabul etmeyeceksiniz. Ne söyleseniz kabul etmeyeceğim değil. Buzdolabını evimi biliyorum yani. Buzdolabı pardon. Televizyonun arkasında o astığımız aparat tozluydu. Televizyonumu sürekli siliyorum. Nasıl televizyon tozluydu? Değil. Astığınız aparat var ya arkadaki. Orası tozluydu. Gördünüz, buldunuz. Toz evet, vardı oradan. Evet, tozlu. Dediğim gibi ellemediyseniz hala orası duruyordur. Yani bakabilirsiniz program bittikten sonra da. Selim Hanım, siz temizliği nasıl buldunuz? Sen ben, de yeni evli detayları temiz değildir demiş. Evet. Öyle dedim. Yeni evliğin detayları temiz olmuyor hayır mu? Şöyle belki detay atlayabiliyor olabilir. Detayları yapabilir yeni evli dediğimde. Mesela peteğinin o orta kısmındaki demir orada buldum. İkisine de baktım. Ben salonda baktığım yerleri söyleyeyim. Kornişlerine de baktım. Kornişleri temizdi. Camımı ama açmadım ben. Burada toz moz aramadım. Ben hani toza bakmadım. Kir var mı diye. Üstteki şeyin iç kısmında bir şey. Boyumda zaten biliyorsun. Siz daha uzunsunuz maşallah. Dedim almıştır temizdir ama bir kere daha bakayım dedim. Oradan buldum. Üstten. Ama orayı aradan. Alıyorum ben sürekli alıyorum bir de. Kendim de almıyorum. Orada. Eşim çıkıyor. Ben tutuyorum makineyi. O süpürüyor sonra siliyor falan. Demek ki yani silin. Keşke boyunuzun kontrol etseydim. Ben de kontrol ettim. Ben hiçbir yerinde hiçbir şey de bulamadım. Boyum yetmediği zaman merdivene kızıma bastırıp yok, en ben üstü de merdivene var ya. Yok sizin normalde. Yeter benim yetmiyor. Ama şey önce süpürüp sonra sildiğim için söyledim. Hani hem tutup yok, hem orada buldum. Için. Petekte de buldum salonda. Bulduğum yeri peteğin söylüyorum. Peteğin bir kısmında toz bulduğunuzu söylediniz. Yok o orta çıtasında kir buldum. Bildiğin kirdi. Toz değildi. Üstten bahsetmiyorum. Altta alt kısmında evet, alt uzun kısmında. Bir çıtası var onun. Tam oradan bir kaynak demiri var. Oradan buldum. Ondan buldum. Buldum. İkisinden de buldum Kadir Bey. Peki, gösterdim de. Açıkça soruyorum. Esra'nın evi kirli miydi? Çok çok kirli değildi. Aman aman değildi. Ama detay atladığı yerler vardı. Duşakabinin en alt kısmı o plastik yeri çıkıyor ya. Orayı çektiğim zaman. Orayı söküp yıkıyormuş normalde. Ben de onları evet. Onu yıkıp yıkarım yani. Alt kısmını mı yıkıyor? Alt kısmını keşke, hep söküp yıkarım. Keşke bir bez dolandırıp kurutsaydın. Tabii ki de yani. Vallahi tortu da buldum. Elimle bezle de silmedim. Önce elimle aldım. Hı hı. Gösterdim yani. İzleyince görürsün. Göknur Hanımcığım siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Ben güzel buldum. Temiz buldum. Tabii en temiz Selim Hanım'ın eviydi. Daha sonrasında Esra Hanım'ın evi. Teşekkür ederim. Yani Pınar'a katılmıyorsun. Bunu da zaten beyan ettim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, bu... ya ben gördüğümü söyledim. Ha tabii iki yerde toz gördüm. Onu da zaten belirttim. Beğendiniz yani temizliğini. Beğendim. Temizliğini beğendim. Peki. Evet. Şurada hepsinin tadına baktık Esra'cığım. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. İsterseniz tatlıya geçelim. Öyle yapalım. Haydi bakalım tatlılarımız nasıl olmuş onlara bir bakalım. Evet Esra Hanım geliyor mu cheesecake? Evet. Ooo tam anlamıyla da çıkmış. Biz şu an burada çok korktuk o tam anlamıyla çıkamayacak diye. Yalnız görüntüsünün üstünün süsüne bakar mısınız ne kadar güzel duruyor. Biraz kalıbım küçük geldi. Küçük müydü ama sana o adam dedi. O adam dedi.
Evet Mihriban abla. Frambuazın üstüne çok çileği yakıştıramadım da keşke frambuaz mı koysaydı. Hem damla çikolata var hem çilek var. Frambuaz biliyorsunuz normalde hani bulunmuyor tazesi. O kadar kolay. Frambuaz güzel koyacak. Güzel buldum. Lezzetliydi. Sadece frambuaz. Neden görüntüsü kötü mü? Biraz dağıldı. Yani aslında dağılmadı. Şurası, ben onu kestim. Şurası. Kestim mi? Mi almadım kalın olduğu dağıldı. İçin. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi ben anlamadım. Beğendin mi beğenmedin? Beğendim. Beğendi tatlıyı mi? Tatlıyı beğendim. Tadı güzel sadece mi? Sadece frambuazın üstüne çileği yakıştıramadım. Tadı peki, güzel, lezzetli geldi. Peki kıvamını tutturabilmiş mi? Evet. Daha önce hiç çizlik yaptın mı? Yaptım. Bir kere yaptım. Pınar Hanımcığım. Ben görüntüsünü çok beğendim. Hani çilekli sunmuş olmaz da benim için sorun değil. Mevsiminden dolayı gerçekten öyle. Tadı bence de güzel. Ben de tatlıyı beğendim. Ama tabanı kalın olmuş. Normal cheesecake'lere göre tabanı kalın olmuş. Aslında kalın olmuş. Bir de böyle kalın çok değil çok bence. Dağılıyor. Normalde biraz daha tereyağı konulabilirdi belki. Tadını tereyağı şey, yani olması gerektiği kadar koydum. Ama çok dağılıyor. Hani normalde bu cheesecake'i bütün aldığımızda dediniz ya bakın, az önce bana. Bakın ben alıyorum. Yanlış ama bütün, yan çevirdiniz. Bu San Sebastian. Alamadığım için. Alamadığım bakın, için yan çevirdim. Bakın, bunun tamam, tadına ayrıca bakmak istedim. Bakın nasıl alamıyorsunuz? Böyle alacaksınız. Alırken zaten bana çok küçük bir kısım gelmişti burada. Tabanı orada vereyim kaldı. Vereyim size bir kısım aldım daha. Aldım zaten. Esra Hanım bir fırsat tamam. Verin. Evet. Yorumuma devam edeyim. Bu şekilde hiçbir şey her şeye bir şey söyleyecekseniz konuşamayız. Her iletişim, şeye bir şey söyleyecekseniz iletişim derken kuramayız var, ama. Var ama daha ben bitirmeden gergin açıklamamı yapmadan evet çok gerginsiniz. Gergin bunu da masaya aslında. Yansıttınız kesinlikle bence. Gergin hepimiz değilim. Bugün dünden çok daha sakin bir masa. Dün bana demediğinizi bırakmadınız. Şimdi böyle dün, herkes dün birbirine gelip biz bugün çok buradayız. Sakin. Tamam hı-hı. Karıştırmayalım evet. Ama kıyas yapmakta zorundayız siz değil mi? Siz cevap vermediniz mi bizim söylediklerimize? Vermediniz demiyorum evet. Ama ben çok sakin bir şekilde konuşurken bile siz böyle direktmen böyle çıkışmaya peki, çalışıyorsunuz. Peki dinliyorum Pınar Hanım buyurun. Tabanı bana göre tabanı kalın. Hı-hı. Hani biraz daha bunların böyle nasıl söyleyeyim size daha yapış yapış olmasını ister. Hani yapış yapış zaten daha ne kadar yapış çok yapış dağılıyor olabilir? Ya tadını beğendim. Zamandan evet zamandan dolayı da tam donmamış ama zamandan dolayı normalde cheesecake'in bir gün demlenmesi hani beklemesi gerekirdi. O da zamanla alakalı ama ben beğendim. Peki Selim Hanım. Cheesecake deyince ben normal kek ben bunu kabaklısını limonlusunu yedim hiç beğenmemiştim ama frambuazlısı daha güzelmiş. Ben beğendim eline sağlık. Evet, yerim yani. Olsun. Soğuk, daha soğuk olsaydı daha çok beğenirdim. Sürede ancak 2 saat içerisinde. Ben beğendim. Gökdür Hanım. Ben de beğendim ama Pınar Hanım'a katılıyorum. Tabanı bir tık kalın geldi bana da. Bir de dediği gibi biraz daha donması gerekiyordu. Yani i̇şte şimdi ama lezzeti güzel. Çok, lezzet çok güzel olmuş. Güzel. Yetiştirdim. Evet. Önümüzde şu an. Bu hakkınızı yemem zaten. Tamam. Tabanı kalın olmuştan güzel, başka söyleyebileceğiniz. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Bir de içine bence kıtır kıtır yani. Şeyler geliyor. Onlar ne? Ne geliyor? Fındık. Üstünden damla çikolata alıyorsun ya çatallı. Altından geliyor. Alt fındık var. Çünkü orijinaline göre yaptı ve fındığı da robottan çekti, bisküviye evet. Kattı. O zaman bana orijinal yedirmediler. Geçmiş olsun. Ama fındık bayağı tadı bariz geliyor. Fındık. Evet, afiyet olsun Esra'cığım. Eline koluna sağlık. Teşekkür gayet ederim. Güzel olmuş, lezzetli afiyet olmuş. Olsun. Sadece dış sesi dinlemediğin için tabana biraz kalın. Evet hocam. Ama işte küçük şey, gelmişti. Yani sıkmayacaktı diye. Anladım. Güzel olmuş ama eline koluna sağlık. Afiyet olsun. 2 saat içerisinde iyi cesaret ettin. Hı-hı. Teşekkür aynen. Ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, herkes puan verdiğine göre Göknur abla buyur açıkla kaç puan verdin? Puanım 6 demiyorum. Tabii ki 9 diyorum. Oo! Büyük şov yaptı. 6'dan 9. 6 iken 9 geldi. Yani bize numara yaptı daha. 9 puan verdin. Tabii ki hak etti teşekkür çünkü. Teşekkür ediyorum. Hak ettiğini düşünüyorum. Esra böyle bir puan bekliyor muydun? Yani bekliyordum çünkü hani menüm işte temizliğim, sunumum. Bir an 6 geldi dedim ki eyvahlar olsun yine mi? Evet Selim abla buyur. Kadir'cim 6 puan, 3 temizlik, 3 yemek. Neden diye sorarsan böreğin dışını beğendim. İçinde pişmemiş demiştim. Açıklamamı yaptım. Patatesi beğenmedim zaten söyledim. Yaprağında ekşiliğini beğendim. Yaprağı pişmemiş, pirinçlerinde kıtırlık vardı. Tatlısını beğendiğim için yani ufak detaylardan 3 temizlik, 3 yemek olarak verdim. Mihriban abla buyur puanını açıkla. Esra'ya puanım. Gerçekten mi Mihriban abla? Gerçekten. Evet, gerçekten. 3 temizliğine üç. Verdim. Benim yemeğime 3 mü verdiniz? Çünkü içli köfteyi seçtin. Hani uymadı bana göre. Yaprağı Mihriban sert. Abla, yemeklere kaç puan verdin? Gerçekten 2 puan Mihriban verdim. Abla. Mihriban abla. O da cheesecake'ine verdim. Diğerleri bana uymadı. Uymadı. Başka bir şey ama Mihriban abla. Yani ne demek? Ben kişiye göre yemek mi hazırlayacağım? Size uyacağı şekilde yemek mi hazırlayacağım? Siz öyle mi yapacaksınız? Mihriban Hanım menüsünde baklava, börek, içli köfte gibi uğraştıracak zor şeyler yoksa benden asla puan alamayacak. Buyur Pınar.
5 puan geldi. 2 puan temizliğine, 3 puan da yemeklerine verdim. Bu şekilde. Gerçekten evim ikilik miydi? Selime Hanım'a göre evet. Selime Hanım'a göre evet. Evet. Benim evime göre. Selime Hanım Joker evine göre mi kıyaslıyoruz? Hayır. Hayır. Yani temizliğine göre. Selime Hanım'ın evine göre mi kıyaslayacağız? Hayır tabii ki de, ona verdiğim benim puana kıyasla yani, söylüyorum. Peki Esra'cığım, toplamda 25 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Puanlarından memnun değilsin. Değilim. Şu anda yüz ifadenden belli. Evet, daha 2 günümüz var. Bakalım neler olacak. Senin üstüne çıkan olacak mı? Belki daha da aşağıda puanlar alacaklar. Belki daha kötü yemekler çıkacak, belki daha iyi olacak, bilmiyoruz. Evet, yarın Göknur Hanım'ın evindeyiz. Bakalım Göknur Hanım ne kadar hamar atmış, ne kadar temizmiş, hep birlikte göreceğiz. Şimdi Esra'nın hamar attığına puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Evet, Esra'nın eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptı. İşi köftesi çok sertti. Cidden işi köfte fırında olmazdı. Kol böreği de bayağı sertti. Onun da en büyük nedeni fırına birden attı ve çok harladığı için üstü pişti, içi çiğ kalmıştı. Oysa mutfakta elinden geleni yaptı. Eline koluna sağlık diyorum. Temizlik konusunda ise asla ve asla ikilik bir ev değildi. Buradan Mihriban ablaya selamlar olsun. Şimdi Esra'nın hamar attığına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.